Bu açıklama çok talihsiz oldu Meral Hanım için. Bu gerçekten geniş halk kitlelerinde şaşkınlık, hayal kırıklığı meydana getirdi. Ve emin olun İyi Parti seçmen kitlesinde de hayal kırıklığı yarattı. Bir de Recai Bey, ben herhangi birisi değilim. Bütün Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşıyorum. Evet, İyi çok Parti alandasınız. Alandasınız. seçmenini tanıyorum. Genelde laik, demokrat, bir bölümüyle CHP küskünü, bir bölümüyle çağdaş, genelde sağ değerlere sahip ama Atatürk'e bağlı. Size şöyle söyleyeyim. Yani peki yarın bir gün seçimde Meral Hanım eğer bu şekilde katılırsa ne diyecek yani? Erdoğan'a mı oy verin diyecek ki? Kendileri mi aday çıkaracaklar ki? Bir de bakın ne diyoruz? Türkiye tehdit altında. Türkiye'nin halen bu rejimi sürdürülebilir diyorlar. Neye ihtiyacımız var? Birlikteliğe ihtiyacımız var. Bir de vefa duygusu yok mu ya? İşte Kemal Bey'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş aşamasında verdiği desteği nasıl inkar edebilirler ki? Burada bir vefa duygusu yok mu? Bakın, emin olun kendi seçmenlerini de çok üzdüler biliyor musunuz? Çok doğru. Sanıyorum bunun farkındalığı yavaş yavaş yerleşecek ama biz yine de öfkeli açıklamalar yapmamalıyız. Çünkü öfke öfkeyi doğurur. Bakın, öfke öfkeyi doğurur. Şimdi bugünkü yazımda da ben bunu anlatmaya çalıştım. Bir kere önce nerelerde hata yapıldı, kimle planladı bunu değerlendirmek lazım. Millet İttifakı hatalar yaptı mı yaptı. Ne yaptı? O büyütülmeliydi, büyütmedi. Demokrasi bloku haline getirilmeliydi, getirmedi. İki, Cumhurbaşkanlığı hatırlar mısınız? Ben bir tarih de belirlemiştim. Dedim ki 22 Haziran. Niçin öyle yaptım? Amasya Tamimi. Çünkü Amasya Tamimi'nde şöyle bir şey var. Atatürk diyor ki milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Millet kavramı. Millet ittifakı millet kavramı. Bir de kurucu ideolojiyi düşmanlık yapan, cumhuriyet değerlerine düşmanlık yapan bir iktidara karşı, bir saray iktidarına karşı halkın azimini, milletin gücünü ortaya koymak için 22 Haziran çok güzel bir tarihti ama dikkate alınmadı. Bir de işte muhalefet içinde hareketlenmeler oluyor. İşte bazı işte siyasiler ben mi aday olabilirim diye ön plana çıkıyor. Bunlar engellenebilirdi. Ben Millet İttifakı'nın yaptığı hatalar bağlamında değerlendiriyorum bunları. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu şöyle düşündü. Yani Millet İttifakı'nı bir kere ortaya çıkarması ve sürdürmesi onun başarı hanesine yazılıyor. İşte sabrı, duygularını kontrol ediyor olması, mütevazi kişiliği bugüne kadar sürdürdü. Ama tabii ki aday konusunu daha önce konuşmalıydılar. Kaçındı bundan. Şöyle düşündü bence. Ya nasıl olsa doğal olarak buranın lideri Cumhuriyet Halk Partisi lideri olur. Bunu anlarlar. Hatta seçime ramak kala bunu kabul etmek zorunda da kalırlar diye düşündü. Burada bir hesap hatası var. Türker Karşı Bey, taraf. bilinmiyor muydu peki? Bilinmiyor muydu? Yani şimdi siz de biliyorsunuz. Defalarca siz de açıkladınız. Tarif de ettiniz. Siz kendiniz de tarif ettiniz. Yani açık söyleyelim bunu. Zaman zaman birlikte olduğumuz toplantılarda da ben sizin tavrınızı biliyorum. Bu arada yaklaşımları da biliyorum. Ülkeyi düşünmek, yurtsever olmak, devrimci olmak, ülkenin geleceğini düşünmek böyle bir şey ama. Yani sonuçta ülkenin çıkarlarını da düşünmek böyle bir şey diye düşünüyorum. Şimdi bilinmiyor muydu yani şimdi sizin de ifade ettiğiniz Kılıçdaroğlu'na ilişkin Sayın Akşener'in bunu bilmemesi mümkün mü bir? Yani çok somut bir soru bu. Bu arada tabii bunun sonucunda destici açıklama yapıyor. Cumhur İttifakı ile hareket ederse memnuniyet duyarız diye. İktidar çevreleri bilmem ne diyor. Yani bu açık yani tek adam zihniyeti başka şeyler düşünüyor, yapıyor. Yani İyi Parti'nin masadan kalkmasına AKP'den işte yorum yapıyor. Bülent Turan, AKP Grup Başkan Vekili. Şimdi böyle bir süreç olurken yani bunu da bilmemesi mümkün mü? Yani Sayın Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını bilmemesi mümkün mü? Şimdi
Meral Hanım Kemal Bey'in aday olmasını istemiyor. Başından beri istemiyordu. Şöyle düşünüyor. Diyor ki iktidar Erdoğan seçimi kaybettiğinde diyor AKP diye zaten bir parti yok diyor. Bu diyor Tayyip Erdoğan partisi. Aynen diyor ANAP gibi çözülecek diyor. Peki diyor bu seçmen nereye gidecek? Hani bir de şöyle bir kabul var ya Türkiye'de. Türkiye'nin tabii bu ne kadar doğrudur o ayrı bir tartışılır. Ama bu genelde böyle bir kabul var. Türkiye'nin %60'ı sağda, %40'ı solda. Şimdi kurmaylarıyla birlikte Meral Hanım bakıyor. Diyor ki bu çözülmede diyor, bu kabule göre diyor, nereye akacak diyor bu seçmen? Tabii ki kime akacak? İYİ Parti'ye akacak diyor. Çünkü cazibe merkezi olacak diyor İYİ Parti. Ama diyor Kemal Bey Cumhurbaşkanı olursa diyor bu akış bu kadar kolay olmaz diyor. Çünkü bir şekilde Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı olduğu CHP de cazibe merkezi olur. Bu oylardan o da diyor faydalanır. Ve tabii ki Meral Hanım'ın daha başka karşı olduğu şeyler de var. Şimdi hani sağ oylara merkez sağa talip ya ama o ittifakın içinde kim var? Babacan var, Davutoğlu var, hani biraz da Karamollaoğlu. Ama şimdi bu oylara onlar da talip. Şimdi bunlar ile arasına mesafe koymak istiyor. Hatta bunlar, size şöyle söyleyeyim. Meral Hanım esasında bence İYİ Parti o küçüklerden memnun değildi. Yani istiyordu ki o HDP dışarıdan. Biz CHP ile birlikte blok yapalım, seçime böyle gidelim. Ya bu Babacan, Davutoğlu nereden çıktı? Çünkü onları da rakip görüyor. Çünkü o çözülmeden faydalanabilecek potansiyel odaklardan bir tanesi de o. Arasına mesafe koymak istiyor. Ve Kemal Bey istemiyor. Kendisine hedef olarak kimi seçmiş? Bence Ekrem İmamoğlu'nu seçmiş. Daha kontrol edilebilir buluyor. Kemal Bey'e göre daha işbirliği yapılabilir buluyor. İşte özellikle Ekrem Bey'e karşı yapılan bu tabii ki savunulacak tarafı yok. İktidarın yargıyı kullanarak operasyon yapması sırasındaki sahibiyetini falan hep beraber gördük. Yani Ekrem'i bir şekilde işin içine sokarak Kemal Bey'i ne yapmaya çalışıyorlardı? Diskalifiye yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi bakın hani bakın esasında ülkücü gelenekten geliyorlar veya MHP gelenekten geliyorlar. Kimle? Meral Hanım'la Mansur Yavaş. Ama Mansur Yavaş'ı istemiyordu biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki niçin ismini verdi? Yani seçenek doğsun bir de yarın bir gün belki yargıda bir problem çıkarsa alternatifsiz olmasın diye Mansur'un ismini o şekilde verdi. Yani Meral Hanım Ekrem'i istiyor. Yani ben bu resmi size daha önce ben programda anlattım. Evet. Şimdi Millet İttifakı içinde CHP kurmayları bence bunu göremedi. Veya görenler edilgendi. Şimdi onun için bakın bu yol kazasını 3 ay 4 ay önce yaşamış olmakla seçime ramakla yaşamış olmak arasında fark var. Onun için biz bir an önce çıksın ortaya dedik ama şimdi ne oldu? Bakın bu olayı yaşadı Kemal Bey. İlk defa nereye gitti? Türkiye İşçi Partisi'ne gitti değil mi? Erkan Baş'a gitti. Ama ben daha önce büyütün dedim. Bakın hemen ne? Hayır, siz HDP de olmalı dediniz. Siz açıkça, tabii. Açıkça söylediniz ya, yani. Doğrusu Rıfat, bu değil mi? Ülkeyi seviyorsak. Rıfat Serdaroğlu da olsun dedim. Haydar evet. Başıoğlu da olsun dedim. Bir de şöyle söyleyeyim. Eğer blok daha büyük olsaydı o bloktan bugün koptuğu gibi ya da dün koptuğu gibi kolay da kopamazdı biliyor musunuz? Bak o bloğun çünkü öyle bir blok ki bu. Cephe bu cephe. Bu cepheden kopuş kararını verebilmek korkunç zor.